Beni burada görmesin ama. İleride problem olur. Bir şey olmaz abi. Yukarıda odada kilitli. Narin Şadiye'yi aramak için gelip benden de yardım istedi. Şimdi ileride karşılaştıklarında beni burada gördüğünü söylerse bu hiç hoş olmaz. İkimiz için de. En büyük sıkıntımız bu olsun abi. Bir şey olmaz. Çok güzel bunlar Şadiye. Çok şanslıysan. Bana bak. Ben buradan kaçsam sen şimdi in aşağı. Bu Tatyana'yla böyle bir gürültü patırtı çıkar, tamam mı? İyice bağırış çığırış yani. Yok olmaz, olmaz Şadiye. Çok tehlikeli. Durur bizi bu manyak. Ya kızım, manyak mısın? Niye öldürsün seni ya? Adam hasta. Manyak mı? Şuuru gitmiş, aklı kaçmış bunun. Şimdi benim buradan bir şekilde çıkmam lazım. Sen şimdi in aşağı, tamam mı? Ben buradan gideceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl çıkacaksın sen buradan? Ya dur bakalım. Bakacağız. Aferin sana çiçekler. Çok güzel oldu. Kuşlar. Надо помочь Шади. Daha ne kadar tutabilirsin ki kızı burada Sermet? Bence yol yakınken yolla. Dertsiz başına dert alma. Abi kızın halini bir görsen için parçalanır. Mahvolur. Kız çamura batmış. Bitmiş, okey'e dönüyor. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Kızı bu halde Narin'in karşısına çıkartmam. Narin yıkılır. Benim dükkanda işe başlayacak. Maksat geçmişini unutsun. Bir daha bulaşmasın o pisliğe. Sonra da temiz temiz kavuştururum kardeşleri. Narin bu işi kafasında kura kura kafayı yemek üzere, sana söyleyeyim. Yani son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum onu. Ben Narin'in kafasında neyi kurduğunu çok iyi biliyorum. O işte kökünden halledeceğim ya. Ben senin kadar emin değilim bu Fırat kazan meselesinde. Bak gümbür cemaat toplanıp hafta sonu için bu Birsellerin Yalıköy'deki malikanesine gittiler. E senin dediğin gibi olsa çoktan bunların birbirine girmesi lazımdı, öyle değil mi? Nereye gittiler? Yalıköy. Hep beraber. Evet. Cümbür cemaat. Hı-hı. Güzel. Sermet. Sakın. Yok yok. Olacak bu. Ha? Allah aşkına. Yani geçerken uğradın mı diyeceksin. Boşu boşuna kendini gülüş duruma düşürme bence. Sen bu kardeşini hiç tanımamışsın abi. Ben işimi şansa bırakmam. Bu Velet Birsel bizim karşımıza çıktığı zaman ben onun hakkında bir araştırmada bulundum mu? Bulundum. Bir dakika, bir dakika. Sen onun için mi senin müdürü benim şirkete gönderdin? İki saat boyunca bilgi almış Silahtar Birsel hakkında bizim Ahmet'ten. Aynen öyle. Bana bak, biz bu Atıf bebesi hakkında ne biliyoruz? Rekor mekor derken maazallah iş gerçeğe biner. Gencecik çocuğu vurmak zorunda kalmayalım sonra. Bir saniye abi. Abi. Ben bir araştırma yaptım. Bir bak istersen. Haritler içerisindeyim. Yemin ediyorum sen kendini bile aşmaya başladın. Estağfurullah abi. Hani senin huyunu bildiğim için bir an araştırma yapayım dedim. Vakit de vardı. Allah'a tebrik ederim. Babası mı? Babası abi. Silahtar Birsel. Adam büyük tekstilci. Aynı zamanda işte emlak spekülatörü falan adam. Erol abinin de iyi müşterisi. Hani ekstradan bir bilgi öğrenmek istiyorsan gider Erol abinin orada bir çay içerim. Öğrenirim ne var ne yok. Harika. Git Mehmet'e sana bir takım elbise diksin. Eyvallah abi. İki tane mülkü varmış. Satılığa çıkartmış. Bir tanesini gideceğiz, göreceğiz. Beğenirsek alacağız. Arasana abi adamı. Niye gülüyorsun ya? Arasana adamı. De ki Sermet Bey yarın gelecekmiş. Gidelim görelim. Avukatım değil misin sen benim? Sermet, bak kontrolden çıkıyorsun. Atıf Birsel'e bulaşmak iyi bir fikir değil. Abim bu kavgayı duyarsa var ya, ölümlerden ölüm beyin. Bir de misafiri var adamın içeride. Kendi bizzat deşerdi sizi var ya.
Ulan sen hangi ara çıktın lan alandan? Ben çıkarım. Ben var ya, ben istesem böyle günde 3 posta çıkarım. Senin ruhun duymaz. Sen benden baş edemezsin Ali Efendi. Şişt. Kızlar, bana böyle sandviç mandviç bir şey hazırlasanız ya. Vallahi karnım kazındı. Cevil! Niye gelmedin sen? Şişt. Ya azıcık daha kalacağım. Daha iyi böyle. Şişt. Tatyana, bu şey var ya, Babil'in misafiri. Tanıyor musun sen onu? Benim annesi. Advokatı. İyi arkadaş. Zaten senin narın patron. Vay, vay, vay. Sen görüyor musun? Sen işe bak ya. Sen tezgaha bak ya. Var ya, ben buraya böyle iyice bir yerleşeyim ya. Şimdi ben bu manyağı bu evden daha iyi idare ederim yani, anladın mı? Bu evde garip insanlar oldu ya. Sermet, çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak, dediğim gibi yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o Silahtar Bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi, selametle. Eyvallah. Bay bay Erol amcaya. Bay bay. Top oynayalım mı? Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Denizle Narin'i görürsün. Ya da istersen Denizle Narin'i alayım getireyim buraya. He? Abi şimdi durup dururken milyon dolarlık ev mi alacağız abi? Yani bu kadar da boşuna para saçmayalım. Şimdi kız hava olsun diye alınacak. Sonra uğranmayacak bir daha abi. Yazık, günah yani. Niye hava yapalım oğlum? Allah Allah. Oralar değerleniyor mu, satarız birisine. Yani kendimizi kandırmayalım abicim. Orası şimdi dağ başında yerler. Oradaki emlaklar böyle kendi için özel böyle yaptıracağım falan filan, öyle mi? Sana ne lan? Sen benim paramın hesabını niye tutuyorsun ki? Abicim yani bak, kırıcı oluyorsun. Senin param benim param diye düşündün mü beni hiç? Ya cüzdanlarımız ortak diyorsun yani. Abi gerçekten çok kötü yanlış anlıyorsun beni. Estağfurullah yani, ben öyle şey der miyim abi? Sen kendi işlerini hallettin mi? Doktor nerede? Cenazesi varmış abi, akşama gelecek. He, evlilik ne oldu? Bak çok aksatıyorsun. Yemin ederim sinirlerim bozuluyor benim ha. Daireler kapalı abi. Pazartesi gidip halledeceğiz. Para mevzu gelince ama zart diye oluyor ya. Para gelince zart diye oluyor. Abi gerçekten, gerçekten kırıcı oluyorsun yani. Bakın Şadiye Hanım, benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinize olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım, anlat. Çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Sermet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim, yine de geldiniz. Baba bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? Öyle şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Sermet Bey, terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Doktorcum, ben 17 yaşında evden kaçtım işte, İstanbul'a geldim. Hı hı. Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın, her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya, ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset, Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor, aile terapisi işe yarıyor. Doktorcum, ben böyle şey bir ailede büyüdüm yani, daha ben küçücükken, çocukken. Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. 6 ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Şey, affedersiniz. Doktor sensin. Sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. İşte... Doktor, abim
ben böyle... Biz yani çok vahşi ama çok da böyle iyi de çocuklardık. Çocukken. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için biraz zaman tanımak lazım, tamam mı? Otur. Hızlandırılmış kur yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin, o da burada düşünecek. Sen söyle, sen de düşün. Abim. Abim benim ya, abim, canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum, anladım ama yani... benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyleri kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be, sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya, bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı 2 milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Gerizekalı gerizekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi şimdi sıra sende. Tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcum. Çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye, bana laf sokma, yumruğu yedin mi? Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraş diyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama. Siz devam edin. Sen şimdi öde borcuna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.